Merhaba arkadaşlar. Çöz Kazan Yayınları Paragraf Soru Bankası sorularını çözüyoruz. 29. testin ilk sorusu. Bu parçada ele alınan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş soru kökümüzde. Hemen bakalım. Anadolu medeniyeti yaşanılan yeri yalnızca inşa etmekle kalmamış, oraya dair en ince ayrıntıları dahi düşünmüş. Kapı tokmakları da bunlardan biri demiş ve anlatmış. Her dönemin kültürün ve örfün esintisini taşıyan figürler içinde kartal, kuş, yılan gibi hayvan motiflerini, ejderha, insan ve medusa gibi figürlerini ve bitki motiflerini görmek mümkün demiş. Ve İslamiyet'in kabulünden sonra bunun değişimine değinmiş. Gazneliler döneminde ve Selçuklu döneminde neler olduğunu söylemiş. Urartular döneminde kapı tokmaklarının nasıl olduğunu anlatmış. Selçuklular tarafından bunun nasıl değiştirildiğini tekrar anlatmış. Dolayısıyla biz buradan yola çıkarak kapı tokmaklarının yaşanılan devre göre nasıl biçimlendirildiğini anlatıldığını gördüğümüz için cevabımız B şıkkı olur. İkinci sorumuz, bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diye sorulmuş bu soruda. Depremler yer kabuğunun ani hareketleridir ve yer kabuğunun en hareketli olduğu zamanın günümüz olduğunu gösterir. Deprem nedir ya da depremler nedir? Yer kabuğunun ani hareketleridir. Depremin tanımı bu arkadaşlar. Dolayısıyla tanımlamanın bulunduğunu söyleyebiliriz. Metnin geneline baktığımız zaman metinde bilgi verildiğini görüyoruz. Depremlerle ilgili. Bilgi verilmesi demek orada açıklamanın bulunması demek. O zaman ben tanımlama ve açıklamanın bir arada bulunduğu C şıkkının ağır bastığını söyleyebilirim. Üçüncü sorumuz. Bu parçadan hangisi çıkarılamaz diye sorulmuş bu soruda. A şıkkında düşüncelerimiz davranışlarımızı etkilemektedir denilmiş. Hemen bakalım. Nasıl düşünürsek öyle hisseder, nasıl hissedersek de öyle hareket ederiz. Düşünce biçimimiz bizim yaşam tarzımız ve hayata bakış açımızdır dedi. Düşünce biçimimizi gözlük farz edersek yaşamımızdaki her şeyi gözlüğümüzün numarasına göre görürüz dedi. Burası A şıkkında verilen ifadeyi doğrular. Bireyler küçük zorluklara karşı yılgınlığa düşebilirler denilmiş B şıkkında. Hemen bakalım. Geçmişimizde pek çok başarılar elde etmemize rağmen bazen küçücük bir zorlukla baş edemeyebilir, çözümsüz kalabiliriz. B şıkkı. Sorunların üstesinden kalkma gücü herkeste eşit ölçüde vardır denilmemiş arkadaşlar. Çözümsüzlük bireyleri yetersiz gibi hissettirebilir denilmiş D şıkkında arkadaşlar. Böyle durumlarda hem başarımızı hatırlamalı hem de güç ve enerjinin doğuştan her insanda olduğunu düşünmeliyiz demiş. Buralarda çözümsüzlük bireyleri yetersiz gibi hissettirebilir ifadesini bulacağım. Bizim o sırada yaşadığımız şey yetersiz olmak değil, çözüm yolu bulamamaktır dedi. Çözüm yolu bulamamanın yetersiz hissetmeye sebep olduğunu söylemiş oldu arkadaşlar. Bizim yaşadığımız şey yetersiz olmak değil, çözüm yolu bulamamaktır. Yani çözüm yolu bulamamak yetersizmiş gibi hissetmemize sebep oluyormuş. D şıkkı. Geçmiş başarılara tutunmak güçlüklere karşı iyi savunmadır demiş. Böyle durumlarda hem başarımızı hatırlamalı hem de güç ve enerjinin doğuştan her insanda olduğunu düşünmeliyiz. Yani geçmiş başarılara tutunmak dediğimiz şey. O zaman söz konusu olan, değinilmemiş olan C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz, bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar denilmiş. Hemen bakalım. Dördüncü cümleye kadar insanın şeker ihtiyacından söz edilmiş. Buradan itibaren ise kullanılan şekerin nasıl elde edildiğini anlatmış. O zaman buradan itibaren konu farklılaşıyorsa İkinci cümle
4 numaralı cümleyle başlar. Evet, tek bir metin üzerinden 2 soruyu cevaplayacağım. 5. sorudan parçanın yazılış amacı sorulmuş. Bakalım okuyucuya izlenim kazandırılmak denilmiş. Arkadaşlar, klasizm ve coşumculuk üzerine bir metin var elimizde. İzlenim kazandırmak demek, betimleme yapmak demek. Parçada betimlemeye rastlamıyoruz arkadaşlar. Cevabımız olamaz. Konuyu pekiştirmek için örnek vermek demek, adı üzerinde örneklemeye başvurmak demek. Metinde örnekleme bulunmamakta. Birden fazla kavramı karşılaştırarak ele almak. Parçaya baktığımız zaman arkadaşlar, klasizmle coşumculuğun ele alındığını görüyoruz. Klasizm şöyledir, coşumculuk böyledir. Klasizm şöyledir, coşumculuk böyledir deyip karşılaştırmış. Dolayısıyla cevabım C olacak. Olay içinde yaşatmak demek, öykülemeye yer vermek demek, okuyucuya bilgi vermek de açıklama yapmak demek. Anlatım biçimlerini bu şekilde vererek yazılış amacı ifadesiyle sormuş. Aslında klasik anlatım biçimlerinin farklı bir versiyonu bu soru kökü, soru ifadesi arkadaşlar. Bizim cevabımız da karşılaştırmaya yer verilmesi, yani C şıkkı. 6. soruda hangisine değinilmemiştir denilmiş. Bakalım, coşumculukta özgün karakterlerin kullanıldığına demiş A'da. Coşumculuk ise özeli yakalamaya çalışır, tiplerle değil kişilerle ilgilenir denilmiş. Özgün karakterler varmış yani. Karakterler varmış, tipler yokmuş A'da. Klasizm toplumsal faydayı önceler ifadesine rastlamıyoruz parçada. Coşumculuğun duyguyu temel aldığını demiş C'de. Hemen bakıyorum. Coşumculuk ise aklın yerine duyguyu koyar. Buradan B şıkkına ulaştım. Pardon, C şıkkına ulaştım. Klasizmin güzellik anlayışının sınırlı olduğuna demiş D şıkkında. Klasizm gerçeği ölçmüş bir güzellik. Ölçülmüş bir güzellik anlayışıyla sınırlıdır. Sınırlandırdığını söyledi bana. Buradan D şıkkına ulaştım. Coşumculuğun yaşamda bulunanları konu edindiğini demiş E'de. Coşumculuk tüm sınırları yıkar, onun gerçeği yaşamdır, yaşama değindiğini buradan anladım. E şıkkı. A, C, D ve E şıkkına ulaşmış oldum. Cevabım bu nedenle B'dir. Hangisine değinilmemiştir diye sorulmuş. Körler alfabesini kimin bulduğuna demiş A şıkkına. Hemen bakalım. Noktalı yazının mucidi Louis Braille küçük bir çocukken diye devam etmiş. Mucidine ulaşmış oldum. Kime bulduğuna ulaşmış oldum. Alfabe sisteminin nasıl işlediğine demiş B şıkkında. Alfabedeki tüm harflerin Braille alfabesindeki karşılığı vardır. 6 nokta, 3 nokta, 2 dikey sıradan meydana gelir. Bu sıralamaların içine farklı seçenekler mümkündür. Bu noktalardan 6 noktaya kadar bazen sağ bazen sol, yukarıda, ortada veya aşağıda demiş ve B şıkkında verilen ifadeyi göstermiş. Mucidinin alfabeyi kaç yaşında oluşturduğuna demiş C şıkkında. 1825 yılında 16 yaşına bastığında 64 noktalı kombinasyonu tamamlamış Braille. O zaman buradan C şıkkına ulaşırım. Alfabenin başlangıçta kabul edilmeme nedenlerine değinmemiş arkadaşlar. Fransa'da resmi kullanımının kaç yılında gerçekleştiğine şurada değinmiş. 1850 yılında Fransa'daki bütün körler okullarında Braille yazısı kullanılmaya başlanmıştır. Bu da E şıkkını bize gösterir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız B'dir. Sekizinci sorumuz. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur denilmiş arkadaşlar. Bakalım, anlamlı ve kurallı bir metin oluşturmaya çalışmamız lazım. Şimdi bu göndermeye diye başlamaz arkadaşlar bir paragraf. Ya da bu tatillerde diye başlamaz. En genel ifade bizim ilk cümlemiz olmalı. O zaman
Osmanlı'da önemli Ramazan geleneklerinden biri cerre çıkmaktı. İlk cümlem olabilir çünkü en genel ifade benim ilk cümlem olmalı arkadaşlar. Öncelikle bu cerre çıkmak ifadesine değinmem lazım en genel anlamda. Sonra devam ederim. Osmanlı Devleti'nde medreselerde yaz tatilleri 3 aylarda verilirdi. Konuya giriyorum artık. Yaz tatilleri 3 aylarda verilirdi. Şimdi o söz konusu olan yaz nerede o? Kaybettim. Yazı tatillerde 3 aylarda verilmiş medreselerde. Şimdi bu tatillerden söz edeceğim. Bu tatillerde, şurada söz konusu edilen, bu tatillerde seçilen bazı medrese talebeleri hem kendi bilgilerini pekiştirmek hem de dini konularda halkı aydınlatmak için imparatorluğun farklı bölgelerine gönderilirdi. Şimdi gönderildi ya, bu göndermeye cerre çıkmak adı verilirdi. Ve son olarak medrese öğrencileri için cerre çıkmak bugünkü üniversitelerin staj eğitimleri olarak düşünülebilir denildi. Bu da üçüncü cümle olmuş olur. Baştan üçüncü cümlem, beşinci cümle yani E şıkkım cevap anahtarım da doğru olur. Dokuzuncu soru, bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Çok şey dedik, çok şey yazdık diye devam etmiş. Dikkatli bakarsan etrafına az bilen pek konuşur daima. Ancak sonu gelmez diyeceklerinin bir türlü lafları boş, üstelik deyişi de bir türlü diye devam etmiş. Küçük bir iş yapmasına rağmen çok laftan anlamayan, bilmeyen kişilerden söz ediyor arkadaşlar. Az bilen pek konuşur daima diyor. Yani cahillik tam tersine çok konuşmayı, bilmiş gibi çok konuşmayı gerektiriyormuş. Onu anlatıyor. O zaman ne kadar konuşursan konuş bu insanlara bir şey anlatamazsın, laf anlatamazsın ifadesini kullandığı için, bunu anlatmaya çalıştığı için çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. Yani cahile ne kadar anlatırsan anlat, o yine kendi bildiğinden şaşmayacaktır ifadeleri bize E şıkkını getirir arkadaşlar. Diline zapt eden başını kurtarır, az konuşmayla alakalı bu değil bizim ana fikrimiz. Dil ile düğümlenen diş ile çözülmez. Sözün gücünün kolay kolay ortadan kaldırılmayacağını söylüyor. Dil kılıçtan keskindir. Dilin gücüne değinilmiş. Çok dinle az konuş. Burada da bir nasihat var. Ama burada söz konusu edilen cahile söz yetmez kısmı. Diğer kısmı onunla kafi oluşturulsun diye söylenmiş arkadaşlar. Ne kadar anlatırsan anlat. Cahile laf yetiştiremezsin. Ona doğruyu gösteremezsin anlamında. 10. sorumuz, bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hemen bakalım, ne yaparsanız yapın olmuyorsa, olanlar da iyi olmuyorsa tekrar şiir yazmaya mecbur olabilirsiniz. Yazmak kabir azabına benzer, zordur, sıkıntılıdır. Mecbur olmayanlar bu sıkıntıya katlanmazlar. Demek ki yazmak neymiş? Mecburiyetmiş. Şiir yazmanın tercih değil, zorunluluk olduğu, yani mecburiyet olduğu anlatılmak istenendir. Evet, sıradaki sorumuz 11. soru. Doğru sıralamayı istemiş bizden. Hemen bakalım. İlk cümlem araştırmanın diye başlamaz. Gönderiyorum bunu. Halk arasında azot olarak bilinen... Şimdi en genel ifade bizim ilk cümlemiz olmalı. O da 4. cümle olabilir. Yerkürede tamamının atmosferden geldiği düşünülen... Nitrojenin 1/4'ünün kaynağının ana kayalar olduğu keşfedildi. Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı araştırma bu muhtemelen ara cümlelerden bir tanesi olmalı. Şimdi en genel cümleyi buldum. Halk arasında azot olarak bilinen nitrojen ile ilgili, şimdi nitrojen deyip geçmiyor bakın arkadaşlar. Nitrojen ile ilgili de bilgi veriyor daha genel bir yargı olsun diye. Halk arasında azot olarak bilinen nitrojen ile ilgili yeni bulgular ortaya konuyor dedi. Bundan sonra da o yeni bulgulardan ve bu yeni bulguların ortaya çıkardığı değişimden söz etmeli. İlk cümlem ikinci cümle olmalı. Diğer şıklarımı eleyeyim. Ya 4 olacak peşinden ya da 3 olacak arkadaşlar. Şimdi halk arasında azot olarak bilinen nitrojen ile ilgili yeni bulgular ortaya konuyor. Yerkürede tamamının atmosferden geldiği düşünülen nitrojenin 1/4'ünün kaynağının ana kayalar olduğu keşfedildi. Şimdi biraz önce ne dedi? Nitrojenle ilgili yeni bulgular ortaya çıkmıştı. Bu neymiş?
Nitrojenin 1/4'ünün ana kayalar olduğu keşfedilmiş. Yeni bulgu buymuş. Şimdi öncelikle bir haber veriyor. Bu haberin içeriğine değiniyor arkadaşlar. Önceden tamamının atmosferden geldiği düşünülüyordu. Şimdi yeni bulgular ortaya konuyor ya. Eski bilgi ve hemen peşinden de yeni keşfedilen bilgi anlamlı olarak ikinci cümleden sonra 4. cümle getirilmeli arkadaşlar. Peki üçüncü cümle getirilseydi nasıl olurdu? Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı araştırma doğal ekosistemlerde nitrojenin %26'sını kayalardan, kalanın atmosferden kaynaklandığını gösterdi. Şimdi üçüncü cümleyi getirdikten sonra dördüncü cümleyi bir yere koyamayız arkadaşlar. Dördüncü cümle daha genel ve ilk cümleyle daha bağlantılı. Bu nedenle önce 4'ü söyleyip sonra 3'e bağlamak zorundayız. O zaman 4... Hemen peşinden Kaliforniya Üniversitesi'nin araştırması, araştırmanın karbon döngüsünü anlayışını değiştirebileceği ifade ediyor dedikten sonra yüzyıllardır dünyanın bitki örtüsüne elverişli nitrojenin tamamının atmosferden geldiği düşünülüyordu deyip eski durumla ilgili ifade ortaya konur. Hangisine yer verilmemiştir denilmiş 12. soruda. Bakalım tanımlamaya yer verilmiş mi? Aslına bakarsanız internet bir tür unutkanlık teknolojisidir. İnternet nedir? İnternet unutkanlık teknolojisidir. Bu bir tanımdır arkadaşlar. Tanımlamanın nesnel olması gerekmiyor. Nesnel olabildiği gibi öznel de olabilir arkadaşlar. Mesela dünyanın en güzel rengidir mavi dersen bu bir tanımlamadır. Çünkü mavi nedir sorusuna cevap veriyor arkadaşlar. İllaki bunun nesnel bir tanım olmasını beklemeyin. İnternet nedir sorusunun cevabını veriyor. Bu bir tanımlamadır. Tartışmaya yer verilmiştir denilmiş. Hemen bakalım. İnternet teknolojilerinin unutkanlaşma üzerindeki etkisi dile getirilmiş ama bu bir tartışma metni değil. Yani bir savunulan düşünce bir de eleştirilen düşünce olsaydı tartışma olurdu. Buna yer verilmemiş. Açıklama. İnternet teknolojilerinin unutkanlık üzerindeki etkisini anlattığı için, bilgi verdiği için açıklama metnidir. Örnekleme denilmiş. Hemen bakalım. Günümüzde internet teknolojilerinin insanlara sığlaşmasına, unutkanlaşmasına sebep olduğu artık çokça dile getiriliyor demiş. Buna dile getirenlerden birine örnek olarak da Alan Carr'i vermiş. O zaman ben burada örneklemeye yer verildiğini de söyleyebilirim. Biraz önce söylemiş olduğumuz aslına bakarsanız internet bir tür unutkanlık teknolojisidir derken ifadesindeki şuradaki kısım bir alıntı ifadesi yani tanık göstermeye başvurulduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle B şıkkıdır. Evet 13. soru hangisi ele alınıyormuş bunu soruyor bize. Dünya edebiyatı. Mitolojik tanrıları, kralları, yenilmez kahramanları, efsanevi yaratıkları konu ediliyormuş eskiden. Sonra bu gitgide daralmış. Edebiyat odağını bu büyük yığınlardan daha küçük gruplara doğru giderek daralttı. Ve bu küçültme sonunda edebiyat sıradan insanın olağan sorunlarına inene dek devam etti demiş. Yani edebiyattaki kahramanların günden güne değişmesi, konuların ve kişilerin günden güne değişmesi elin oluyor. Eskiden tanrılar, krallar, yenilmez kahramanlar varken şimdi basit insanlar varmış. Eskiden büyük olaylar, önemli mevzular varken şimdi artık büyük acılar olması gerekmiyormuş arkadaşlar. Bu nedenle edebiyatın konu ve kişilerde yaşadığı daralma burada ele alınan konu. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinden sonra zira ahlak Descartes felsefesinin hem bütününü kuşatmakta hem de başında ve sonunda yer almaktadır cümlesi getirilirse parçanın anlam akışı sağlanmış olur denilmiş. Hemen bakalım. Descartes hakkındaki genel kabul onun bir ahlak filozofu olmadığı yönündedir. Ne diyor? Hem bütününü kuşatmakta hem de başında ve sonunda yer almaktaymış. Bu genel kabulün oldukça sağlam delillere dayanmakta olduğu ileri sürülebilir. Ayrıca Descartes'in bizzat ahlak üzerine yazılmış bir eseri mevcut olmadığı gibi diğer eserlerin içerisinde de özellikle ahlak üzerine yazılmış müstakil pasajlar mevcut değildir. Yani birebir yalnızca tek başına böyle pasajlar, böyle bölümler de yokmuş arkadaşlar.
Fakat tüm bunlara karşılık bu hüküm aşırı derecede geneldir ve Descartes felsefesinin birçok bakımından ahlak ile olan çok yakın bağlantılarını açıklama konusunda yetersiz kalmaktadır. Her ne kadar doğrudan ahlak üzerine odaklanmış ve yoğunlaşmış olmasa da bir problem alanı olarak ahlak, Descartes felsefesi için birçok filozofa göre çok daha fazla, çok daha ileri düzeyde bir öneme sahiptir. Zira çünkü gibi bir anlama gelir arkadaşlar. Açıklama yapılır zira ifadesiyle. Zira ahlak felsefesinin, Descartes ahlak felsefesinin hem bütününü kuşatmakta hem de başında ve sonunda yer almaktadır. Diyor ki Descartes doğrudan tek bir kitap, tek bir eser yazmamış ahlak üzerine. Bununla ilgili bağımsız bölümleri de yok ama ahlak konusu Descartes felsefesinin içine sinmiş. Onun başında ve sonunda varmış, onun bütününde varmış. Parçada anlattığını bu şekilde zira diyerek açıklamış arkadaşlar. Bu nedenle en sona gelmeli. Kaçıncı cümleden sonra? Beşinci cümleden sonra. Hangisi ağır basmaktadır diye sorulmuş 15. soruda arkadaşlar. Bakalım. Ben şair olmanın değerinin hiçbir zaman düşmeyeceği inancındayım. Hatta daha da ileri götürerek şairlerin arketipik bir döngüyle yeni bilinçli bir işlev üstleneceklerini, yeni bir dönemin geleceğini düşünüyorum demiş. Ve buradan sonra örneklemiş. Hatta son kısımda İsmet Özel'in şiir kokusu yazısını anımsamak bu noktada yararlı olacaktır deyip bu yazıya gönderme yapmış. Örnek olarak bu yazıyı vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada ön planda olan ağır basan örneklemedir. Evet, 16. soru. Hangisine değinilmemiştir diye sorulmuş 16. soruda. Hemen bir bakalım. Torunun dedenin kendi çağındaki izi olduğuna. Bu açıdan insan dedelerine bağlı olup dedelerinin kendi zamanına uzanmış bir izidir. A şıkkı. Aile içerisinde bir otorite figürü olduğunu, otoritesine değinilmemiş arkadaşlar. Dedesizliğin köksüzlüğe eş olduğuna demiş. Dedesizliği neredeyse yabancılık ve yalnızlık, hatta bir köksüzlük olarak görülmesi anlamlıdır demiş C şıkkı. Dedenin gelenek ve göreneğin taşıyıcısı olduğuna demiş D şıkkında. Aileyi, evi, yurdu, toprağı, kültürü, gelenek ve göreneği kendisinde toplayan güçlü bir figür ifadesi bunu gösterir bize. Dedenin biyolojik olduğu kadar toplumsal bir rolünün de olduğu ifadesi en başta genetik bir öncüdür demiş. Hem biyolojik hem de sosyolojik genetiğin belirleyici aktörlerindenmiş. Buradan da E şıkkına ulaşırım. Bu nedenle cevabım B'dir. Otorite figürü olduğuna değinilmiyor. Parçada arzu hacilikle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye sorulmuş. Arzu hacilikle ilgili hangisine değinilmemiştir? Bakalım. İşlerini nerede yaptıklarına. Nerede yapıyorlarmış? Anlatılanlara göre arzu haciler mahkemelerin devlet dairelerini ve yeni caminin çevresinde beklerlerdi müşterilerini. İşlerini burada yapıyorlarmış. A şıkkı. Günümüzde değişerek devam ettiğine demiş B şıkkında. Buna değinmemiş arkadaşlar. Günümüzdeki halini ele almamış. Kimlerin bu mesleği yaptığını demiş C şıkkında. Mahalle mektebini bitirmiş ya da rüştüye görmüş. Yazısı güzel olanların yaptığı bir işti. Kimlerin yaptığını söyledi. Garip ya karşılanan özelliklerini demiş C'de. Arzu hacilerin söylenilen değil de bildiklerini yazmaları anlaşılması zor huylarındandı demiş. Ve garip karşılanan özelliğine değinmiş. Gün sonunda işten nasıl ayrıldıklarını demiş. Hemen bakalım. Uzun gün bitip de İstanbul akşam çökünce arzu hacilerin kepek indirme, dükkan kapatma dertleri yoktur. Masalarını olduğu gibi kaldırır, köşedeki tanıdık bakkala, manava ya da aşçıya bırakır, kalemine hokkasını cebine koyar, evine yol alırdı. Bu da günün sonunda işten nasıl ayrıldıklarına değindi. Kimlerin bu mesleğini yaptığını söyledik, garip karşılanan özelliklerini söyledik. Cevabımız B'dir. Hangisi ağır basmaktadır denildi. Arkadaşlar ağır basmak ifadesi başka anlatım biçimleri de kullanılmış olabilir
Ama sen ön planda olanı işaretle demektir. Yani bir parçada birden fazla anlatım biçimi kullanılabilir ama hangisi ağır basıyorsa onu işaretlemeniz gerekiyor. Hangisi ağır basmaktadır denilmiş. Bakalım. Bellek beklentiler, gereksinimler ve inançlar etrafın tarafından şekillendirilen, duyguların renk verdiği ve insanların içsel öyküs oluşturma kapasitelerini zenginleştirdiği dinamik bir yaşantı ortamıdır. Bellek nedir? Anı, andan geçmişe dair bir inşadır ya da doğru bir deyişle geçmiş olanların bugün de yeniden kurulmasıdır. Arkadaşlar, ananın tanımı. Zaten 3 tane cümlemiz var, 2 tanesi tanımlama. Dolayısıyla ağır basan ifadenin tanımlama olduğunu söyleyebilirim. Bu parçada ele alınan hangisidir diye sorulmuş 19. soruda. Bakalım. Birçok hayvan başka hayvan ya da bitkilere benzeyecek veya bulunduğu yerde fark edilmeyecek ölçüde kendini gizleyebilecek becerilere sahiptir demiş. Leoparın derisinin ormana uygun düşmesinden söz etmiş. Tırtıllardan söz etmiş. Kelebeklerden, balıklardan, kuşlardan, kutup bölgesindeki beyaz hayvanlardan ve bukalemunlardan söz etmiş. Parçada ele alınan hangisi olabilir arkadaşlar? Bakın ilk cümle. Birçok hayvan başka hayvan veya bitkilere benzeyecek veya bulunduğu yerde fark edilmeyecek ölçüde kendini gizleyebilecek beceriye sahiptir. O zaman canlıların yaşadıkları doğaya uyumu diyebilirim. Şimdi renk değiştirme yeteneği değil. Bu kalemunlar renk değiştiriyor ama işte kutup bölgesindeki hayvanlar renk değiştirmiyor. Böyle bir duruma değinmiyor daha doğrusu. Bu olamaz. Hayvanların fark edilmez zekaları demiş de zekaya değinmemiş arkadaşlar. Hayvanlarla bitkilerin renk uyumu değil. Kutup bölgesinde yaşayan hayvanların beyaz köklü olmasını bitkilere bağlamamış mesela. Bu da değil. Hayvanların şaşırtıcı özellikleri birden çok özelliğe değinmemiş arkadaşlar. Sadece yaşadıkları doğaya uyumuna değinmiş. Birden fazla özellik olmadığı için bunu da işaretleyemem. Cevabım A'dır. Sorumuz. Aşağıdaki ayakkabı çeşitlerinden hangisinin tarihçesi verilmemiştir denildi. Peki bakalım. İlk olarak sandalet şeklinde sıcak iklimlerde ayakkabılar ortaya çıkmış. Şöyle hemen yanını işaretleyeceğim. Tamam. Daha sonra şurada sivri buyrunlu ayakkabıya değinilmiş arkadaşlar. 11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar kullanılmış. Şöyle işaretleyeyim. Bunu da işaretlemiştik. Sonra bu ayakkabılara topuk ilave edilmiş. Topuklu ayakkabıya değinilmiş. Sonra yine sivri buyrunlu ayakkabılardan söz edildi. Bot Kraliçe Victoria için yapılmış. Buna değinilmiş. Sonrasında sivri burunlu ayakkabıya tekrar değinilmiş. Uzun burunlu ayakkabı demiş tekrar. Tahta tabanlı ayakkabılara değinmiş. Tahta tabanlı ayakkabılar şıklarda yok. Çizmeye değinilmemiş arkadaşlar. Hemen bakalım 21. sorumuza. Bu parçada ele alınan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakalım, zamanla değişen her şey gibi mutfaktaki tavrımız da değişmeye açıktır demiş. Bilirler ki onların yeri ayrı, emekleri daha tatlıdır diyerek değişmeyen eski ürünlerden söz etmiş. Arkadaşlar, bakır cezve varmış, bir yandan kahve makinesi varmış. Bunu anlatıyor. Yani bakır cezve artık kullanılmıyor, onun yerine kahve makinesi kullanılıyor ama bakır cezvenin tadına da ulaşamıyoruz diye bu örnek üzerinden parçayı özetleyelim size. Dolayısıyla burada değişim mutfağa girse de eski ürünlerin yerinin tutulamadığı ifadesi parçadaki ana fikrimiz olmuş olur. 22. sorusu, son sorusu. Hangisine ulaşılamaz denilmiş, yardımcı düşünce sorusu. Sentetik olması nedeniyle etkileri daha ağırdır denilmiş. Hemen bakalım, sentetik uyuşturucuların zararları da bağımlılıkları da göstergeleri de çok daha sert geçer denilmiş. A şıkkı. Beyne doğrudan zarar verdiği ifadesi
Hemen buluyoruz. Beyin hücrelerinde kısa sürede hasara yol açar, şizofreniye benzer bir durum ortaya çıkarır diye devam etmiş beyinden yola çıkarak. Peki tüm dünyayı etkisi altına alan bir tehlikedir demiş. Bonsai tüm dünya için ciddi bir tehdit üreten, bağımlılığı yüksek bir sentetik ürün demiş. CED bütün dünyayı etkisi altına aldığını söyledik. Doz aşımı nedeniyle kalp durmalarına sebep olur. Ani kalp durmalarına sebep olur diyor ama bunun sebebinin doz aşımı olduğunu söylemiyor arkadaşlar. Yani sadece uyuşturucu maddeyi kullanmak da ani kalp durmalarına sebep oluyormuş. Bunun için doz aşımı yapmaya gerek yok. Böyle bir ifadeye yer verilmemiş çünkü. Kolay ulaşılabilir olması yaygınlaşmasına neden olmuştur denilmiş E'de. Ulaşılması en kolay, en ucuz uyuşturucu maddelerdendir denilmiş E şıkkında. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır.